Evet. Şöyle mi yapsam, nasıl yapsam? Bakayım. İlk defa bu tacımı taktım. Çocuk gibi mi? Aloha. Yepyeni bir bitenler videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ve bu bitenler videosu kanaldaki 6. bitenler videomuz oluyor. Özellikle hani bu videoyu çekmeden önce baktım kaç tane video çekmişim diye. Ve bir de şunu düşündüm, hani sizlerle tabii ki de çok severek kullandığım birçok ürün olduğu için hani bazı ürünleri defalarca kez paylaşmış oluyorum. Ama hani onları da bittiğinde direkt atmak istemiyorum. Aa, bunu zaten paylaşmıştım diye. O yüzden hani videolarda böyle hani bir kere paylaştığım ürünü ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu kez falan görürseniz çok hızlı geçeceğim. Yani onların üzerinde durmayacağım. Zaten hani yine biten ve daha önce kullanıp memnun kaldığım ürünler göreceksiniz bu videoda da. Ama hani diğer videolara böyle bakarsanız daha detaylı anlatmıştım diye geçeceğim diyorum. Bunun da sebebi hani ilk defa bu bitenler videosuyla benimle tanışıyorsanız öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bir daha aloha diyorum. Ve kanaldaki dediğim gibi hani daha önceki 5 bitenler videosunu da izlemek isterseniz zaten şuraya ya da buraya bir yerlere birinin kartını koyarız, oradan da ulaşabilirsiniz diyorum. Ve videomuza başlıyorum. Şöyle bir şey yaptım öncelikle. Bu videoda 18 adet ürün paylaşacağım sizinle. Ve hani hatırlarsanız zaten bir önceki paylaştığım videoda da, daha doğrusu bir önceki çektiğim videoda da sizlerle 41 adet ürün paylaşmıştım. Ve çok uzun olmuştu. Çoğunuz da seviyorsunuz. Zaten bitenler videosu bayağı izleniyor. Ama o kadar uzun bir video olmaması için hani aslında bayağı var elimde hala ürün. Herhalde yine bir 50 ürüne yakın ürün bitirmişimdir. Çabuk bitiyor arkadaşlar. Şampuanı özellikle ben bol kullanıyorum, onu biliyorum. Ama onun dışında da bir şekilde bir tane yüzüm olmasına rağmen hani gece gündüz sonuçta bir sürü ürün kullandığım için, ya bir sürü derken de hani bana iyi geldiğine inandığım ürün kullandığım için çabuk bitiyor. Neyse, uzun lafın kısası, yarın ya da böyle yakın zamanda yine müsait olursam bir diğer bitenler videosunu da çekeceğim. Ama siz onu da artık ilerleyen günlerde izlersiniz. Bunun yanı sıra şunu da söyleyeyim, hani bu videoda da fiyat belirtmeyeceğim çünkü yani zaten zamlardan dolayı fiyatlar çok değişiyor. Ben burada birkaç videoda çünkü fiyat belirtmiştim ve sonra yorumlarda ya da Instagram'dan hani özelden de bana yazıp Kardelen bu fiyatta değil ki, nereden bulabilirim falan diye soruyorsunuz haklı olarak. O yüzden hani kafa karışıklığı yaratmak istemiyorum. Lucy'yi görüyorsunuz, oynuyor. Bunun yanı sıra son olarak da bir de şunu belirteceğim ve sonra ürünleri anlatmaya başlayacağım. Sizden şu yorumu çok duymaya başladım. İşte Kardelen, hani şu ürünü de denemeli gösterir misin? Ya da şu ürünü hani yüzünde gösterebilir misin? Yapısı nasıl? Ve ben de açıkçası hani böyle bitenler videolarını ya da cilt bakımıyla ilgili birçok video izliyorum meraklı olduğum için. Ve bundan dolayı yeni yeni işte böyle kullandığım ürünleri hani size çekmeye başladım. Sabah gün ışığından dolayı çekmek kolay oluyor ama hani akşam cilt bakımı falan yaparken bir ışık kurmam gerekiyor ama çözeceğim. Yani ara ara gelecek önümüzdeki videolarda, bu videoda olmayacak ama önümüzdeki videolarda bir şekilde ben onu ayarlayacağım diyorum. Ve artık bazılarınız Kardelen tamam hadi uzatma, hadi konuya gir falan diyenleriniz de oluyor. Tamam, sizi dinliyorum ve konuya giriyorum. Sizlerle paylaşmak istediğim ilk ürün arkadaşlar Barulab markasının peptit serumları. Ben bu serumları yani bayağı, bunun içinde kaç tane vardı şu an hatırlamıyorum ama yani şöyle, zaten tekli olarak hani bu kutudan çıkıyor. Bu eski hali, bu da yeni hali olması lazım. Yani yeni versiyonunun şu olması lazım. Çünkü bu da Barulab ve hani yine peptit serumu olarak arattığımda bunu aldım bu bittiği için. Bunu böyle kullanması çok kolay açıkçası. Çünkü hani seyahate falan da çıktığınız zaman direkt hani çantanıza tekli olarak geldiği için atabilirsiniz. Ben bunlardan inanılmaz memnun kaldım. Bir de özellikle hani 25 yaş üstüyseniz ve cildinizin böyle daha gençleşmeye, aslında cildinizin gençleşmeye ihtiyacı bana çok böyle güzel tınlamıyor ya da iyi gelmiyor ama peptit yaşlanmayı önlüyor. Bunu biliyorum ve peptit serumunun da cildimize iyi geldiğini biliyorum. Birçok
böyle cilt bakımıyla ilgilenen arkadaşlarımızdan dinlediğim kadarıyla ve edindiğim bilgiler ışığında diyeyim. O yüzden hani öneririm ben, ama özellikle 25 yaş üstüyseniz daha da öneriyorum. Bunun yanı sıra bu arada 25 yaş altı da kullanabilir, ama hani özellikle önerdiğim kitle o. Peptit serumları ile ginseng serumları çok iyi anlaşıyor. Bilginiz olsun. Bunu zaten hani ilerleyen videolarda da dediğim gibi hani kullanırken sizinle paylaşırım. Barulap markasından ben memnun kaldım. Bir de hani diğer videolardan hatırlayanlarınız olacaktır. Clarins markasının böyle mavi renkli bir drop, peptit drop'u vardı. Ben ondan da çok memnun kalmıştım. Bu biraz daha yoğun, o biraz daha su kıvamındaydı. Bir de şunu söyleyeyim, hani ben bu serumları kullanırken genelde hani böyle bir tanesini full elime döküp ve yüzüme yüzümde kullanırsam diyeyim, çok fazla geliyor. O yüzden yarısını sabah, yarısını akşam kullanıyorum. Zaten hani bir zararı da olmuyor. Tabii ki de güneş kreminizi kullanmadan önce sürerseniz çok daha etkili olur diyorum ve sıradaki ürüne geçiyorum. Sıradaki ürünümüz de arkadaşlar Misha markasının Time Revolution Artemisia ampulü. Bunun içinde, daha doğrusu içeriğinde pelinotu var. Bir de pelinotuna alerjiniz varsa aynı zamanda hani almadan önce bunun, bu 50 millik bir ürün olması gerekiyor. Evet, 10 milli satılıyor. Hatta ben bu videoyu çekmeden önce böyle hani araştırırken içerisinde pelinot dışında ne var, hani sizinle daha paylaşabileceğim diye böyle bakıyordum. 10 mil olanı var. Hani dilerseniz onu alabilirsiniz ve ben 125 liraya aldım. Misha'nın kendi sitesinden de bakabilirsiniz. Pelinotuna hani bir alerjiniz falan yoksa böyle küçük hani yüzünüzün bir kısmında belki deneyebilirsiniz. Bayağı cildinizi nemlendiriyor. Hassas ciltlere özellikle öneriliyor. Ve kızarıklık karşıtı zaten. Kore'nin batı sahilinde Gangwa diye bir yer varmış. Oradan elde ediliyormuş. Ve %70 oranında da nemlendirme özelliği var. Ben açıkçası bayağı memnun kaldım. Ben genellikle akşamları kullandım. Ve yani böyle biraz ışıl ışıl da yaptı cildimi. Hani öyle bir aydınlatıcı gibi değil ama doygunluk verdiğini çok net hissettim. Bunun yanı sıra çift fermantasyon yöntemiyle elde edilmiş zaten bu içerik. Bir de yani öyle elde etmişler. Artemisia annua özü varmış arkadaşlar. Yani kısacası eğer ki sizin bir hassasiyetiniz yoksa kesinlikle önereceğim bir ürün. Gidin alın, deneyin, kullanın ve aynı zamanda da sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Hani bu videoda ve diğer bitenler videolarında da paylaştığım bütün ürünler nacizane benim yorumlarım. Hani cilt bakımıyla ilgiliyseniz ve almak istediğiniz, düşündüğünüz bir ürün varsa, hele ki bu kadar fiyatlar artmışken, ben bunları kullandım ve şundan memnun kaldım, bundan hiç memnun kalmadım, öneririm, önermem diye paylaştığım ürünler ve hepsi, yani her bir ürün cilt tipinize göre de değişkenlik gösteren ürünler. O yüzden hani mesela pelinotu içeriği bazılarınıza iyi gelmeyebilir. O yüzden hani birçok üründe böyle bir deneyip almanız daha iyi olur diyorum ve sıradaki ürünümüze geçiyorum. Son zamanlarda deneyip bitirdiğim bir diğer ürün arkadaşlar Madeco Society ampul serumu. Bu zaten hani 2-3 yıl önce falan Madeco Society içeriği bayağı öyle patlamıştı diyeyim. Yani ben birçok yerde duydum. Hatta ben cilt bakımına ilk başladığım zamanlarda bu içerik nedir, inanılmaz iyi geliyor, herkesten bunu duyuyorum falan diye. Bunun bir de jel kremi vardı. Hani hatırlayanlarınız olacaktır. Böyle bir seri halindeydi. Onu da almıştım. Bunu ben genellikle gündüz kullandım. Çok memnun kaldım. Ama yani amma ve lakin Uni'nin bu beta glukanlı bir serumu var. Onunla tanıştıktan sonra açıkçası hani bunun ikincisini almaktansa, ki galiba bunun onunla tanışmadan önce olduğu için bunun ikincisini bitirmiş olabilirim. Daha önce yani kanalda sizlerle paylaşmış olabilirim. Neyse, yani bunu bir daha almaktansa Uni'nin o serumunu almayı tercih ettim. Ama bu da bayağı memnun kaldım ve gerçekten böyle hem sakinleştiren hem de cildimi nemlendiren ve bana iyi gelen bir ürün oldu. Hiçbir şekilde böyle bir hassasiyet, bir kızarıklık bir şey de yaratmadı. O yüzden eğer bütçeniz dahilindeyse ve kardelen ben gerçekten Madeco Society içeriğini çok severim diyorsanız alın derim. Önerebileceğim bir serum olur kendileri. Bu arada ben gündüz kullandım ama gece kullanımına da uygun diye söyleyebilirim. Sıradaki bir diğer ürünümüz, bunu da sizinle daha önce hiç paylaşmamıştım. Caudalie'nin Resveratrol Lift, bu da sıkılaştırıcı jel göz bakım kremi arkadaşlar.
Ben bunu yani öylesine aldım, bir deneyeyim diye aldım. Çünkü Kodali'nin birçoğunuz belki biliyorsunuzdur ya da bilmeyenleriniz de varsa birçok içeriği yenilendi. Yani formülasyonlarını yenilediler ve kullanan birçok insanın da çok memnun kaldığını biliyorum. Önceden de benim bildiğim ve sevdiğim bir markaydı ama hani bu kadar iyi değildi diye biliyorum. Yani önceden ürünleri de bu kadar talep görmüyordu. Bir de böyle hani işte yaşlanma karşıtı, hassas ciltler için diye birçok seri çıkardılar. Bu yine hassas ciltler için olan serisinden diye hatırlıyorum ben. Ve ben göz çevreme çok önem veriyorum. Yani özellikle 30 yaş üstüyseniz sizin de önem vermenizi nacizane öneririm. Tabii ki de bu kişisel tercihiniz. Hani diyebilirsiniz ki kardelen ben zaten bütün yüzüme krem sürüyorum. Hani bir de ekstra göz kremine bütçe ayıramam. Buna da çok saygım var. Ama yani bir şekilde size iyi gelen bir göz kremini bulup seçerseniz onunla ilerlemek, çünkü gözümüzün etrafındaki arkadaşlar deri normal cildimizdeki yani yüzümüzdeki deriye göre 10 kat daha ince ve biliyorsunuz zaten hani göz kenarları falan çok daha çabuk kırışmaya müsait ve ben hani herhangi bir botoks ya da böyle bir dolgu işlemi yaptırmayı en azından şu an için ya da böyle önümüzdeki birkaç sene içinde düşünmüyorum. Ara ara aklıma geliyor ama düşünmüyorum. O yüzden cilt bakımına daha çok ama daha çok böyle bayağı önem veriyorum. Ve bence karşılığını da alıyorum diye düşünüyorum. Neyse böyle bunlardan bahsedip ben parantezi kapatayım. Ben öneririm yani bu göz kremini. Şimdi bununla ilgili bunun içinde hyaluronik asit var. Zaten vegan ve kolajen güçlendirici bulunuyor. Gece ve gündüz kullanımına uygun. Koyu halka ve şiş görünümünü azaltıyor. Özellikle 28 gün kullandıktan sonra hani yapılan testlere bakılarak diyeyim. Yani insanlara bunu kullandırmışlar ve 28 gün sonra bakmışlar sonuçlarına. Özellikle o şiş görünümünü ve koyu halkaları azalttığını gözlemlemişler. Bunun yanı sıra kinoa özü içeriyormuş ve parfümsüz bir ürün. Yalnız hani fiyat belirtmeyeceğim dedim ama böyle yine bu videoyu çekmeden önce böyle detaylı bakayım dedim bu ürüne. Pahalı yani arkadaşlar. Hatta 650 TL civarındaydı. 15 millik bir ürün. Bana sorarsanız hani kardelen bu fiyatı hak eder mi derseniz, yani göz çevremiz olduğu için, hassas bir bölge olduğu için ve gerçekten iyi bir ürün olduğu için evet, yani gönül isterdi ki çok daha ucuz, hatta yarı fiyatını alalım. Ama uzun süre gidiyor. Gerçi gece ve gündüz kullanırsanız tabii ki daha hani çabuk bir şekilde biter. Ama ben sadece bunu gece kullandım. Değil mi? Yok, gündüz mü kullanmıştım? Ha, ben bunu gündüz kullandım. Tabii gece çünkü daha yoğun yapıda bir göz kremi kullanıyordum. Bu daha jel kıvamında olduğu için gündüz kullandım. Yani böyle bilginiz olsun diyorum ve sıradaki ürüne geçiyorum. Bu arada bitenleri böyle yanımda bir torba var. Hepsini ona atıyorum arkadaşlar. Şimdi sırada şöyle hızlanmak için iki tane sizinle güneş kremini paylaşacağım. Bunu paylaşmış mıydım acaba? Paylaşmadım sanki. İkisini de galiba ilk defa paylaşıyorum. Neyse. İkisinin de kimyasal filtreli olduğunu söyleyeceğim. Yani mineral filtreli değiller ve beyazlık bırakmıyorlar. Bu ikisinin de aslında yapısı jel kıvamında. Bu biraz böyle yeşil renkli ve çay ağacı özü bulunuyor içeriğinde. Eğer o çay ağacı kokusunu sevmiyorsanız, hani özellikle Cosrx'in bir yüz yıkama jeli vardır ya da Puriton'un da böyle su bazlı bir yüz yıkama jeli vardır. Onları mesela kullandıysanız onlarda da çay özü kokusu böyle gelir hafiften. Eğer sizi rahatsız ediyorsa bunu almayın derim. Ama yok kardelen ben gayet severim çay özü içeriğini, hani hem kokusunu hem de cildime de iyi geliyor derseniz kesinlikle önereceğim ve yani benim cildimle çok iyi anlaşan bir güneş kremi oldu arkadaşlar. Bir de mineral filtreli güneş kremlerinin özellikle hamile olanlara ve bazı insanların daha da sevdiğini biliyorum. Hani beyazlık bırakmayan özellikle mineral filtreli güneş kremlerinin, ama genelde hangi mineral filtreli güneş kremini denesem bende az ya da çok böyle bir beyazlık bırakıyor. O yüzden ben şunu yapıyorum. Şimdi mesela daha bitmedi, bitince sizinle paylaşacağım. Hangi markanın da? Mizo'nun bir mineral filtreli göz... Ay ne diyorum? Karışmasın. Mizo markasının mineral filtreli güneş kremini kullanıyorum ama onu mesela bununla karıştırıyorum. Yani ya hibrit ve minerali karıştırıyorum ya da hani mineral ve kimyasal böyle beraber kullanıyorum. Sanki öyle daha iyi geliyormuş gibi geliyor benim cildim ama tabii ki bu benim nacizane fikrim. Bu da bayağı iyiydi. Bu zaten böyle ikincisi mi acaba?
Ben bir tane bitirmiş olabilirim ama emin olamadım şu anda. Ya da ikinciyi stokladım. Bayağı güzeldi. Kullanırken çok memnun kaldım. Sadece bu pompalı diye hatırlıyorum. Evet, pompalı olduğu için yani ben böyle sürerken biraz zorluk çekiyorum. Pompalı olmasa bence daha iyi olurdu. Ama hani zaten bildiğiniz üzere birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hani iki parmak kuralına uygun sürüyorsunuz. Bu arada şu anda Ocak ayındayız. Belki bu video aylar sonra yayınlanabilir. Hani ben stoklu gittiğim için. Ama kış aylarında da ben güneş kremi kullanımımı hiçbir şekilde aksatmıyorum. Çünkü hani evet güneş olmuyor, yaz gibi zaten değil. Haklısınız, bulutlu oluyor işte, yağmurlu, karlı. Ama yine de o güneş ışınlarının cildinize arkadaşlar zararı oluyormuş. Yani güneş hep var olduğu için o ışınlar cildinize gelebiliyormuş. O yüzden güneş kremi kullanımınıza özen gösterin derim. Ve şimdi sıradaki ürüne geçiyorum. Sıradaki bir diğer ürün arkadaşlar Pruton'un Deep Sea Pure Water kremi. Bunu zaten hani özellikle bir önceki videoda ele almıştım. Hatta ilk defa sizinle o videoda paylaştım diye hatırlıyorum. Bu benim bitirdiğim ikincisiydi. Hatta üçüncüsü de bitti ama onu bir arkadaşım gelmişti bana ve o kullanıp attı sanırım. Yani hani istediğini kullanabilirsin demiştim ama çünkü yok ortalıkta. Dolayısıyla aslında ben 3 tane bitirdim bundan. Şimdi çok uzun uzun anlatmak istemiyorum ama diğer yani bir önceki videoda işte ele alırken sadece denizin altındaki işte su çıkarılıp onun içeriğiyle üretilmiş falan demiştim. Detaylı inceledim, onu hemen bir sizinle paylaşmak istiyorum. 50 gramlık bir ürün öncelikle. %60 oranında derin okyanus suyu içeriyor. Ve bunun yanı sıra 200 metre derinden çıkarılıyormuş bu su. Nem ve su ihtiyacını cildinizin karşılıyor. Çok yoğun olarak hem de karşılıyor. pH'i 6.2. Uçucu yağ ve yapay parfüm de yok arkadaşlar. Yani çok hafif koku alabilirsiniz deniliyor ama bana koku gelmedi. Zaten bayağı jel kıvamında. Dediğim gibi daha yeni yeni kullandığım zaman sizlere böyle ekranın sağında ya da solunda göstereceğim ilerleyen videolarda. Hani çektim kendim ama mesela bunu kullanırken çekmemiştim. Çekseydim siz de görmüş olurdunuz ama zaten bunu stokladığım için ilerleyen zamanlarda görürsünüz. Yine paylaşırım. Bir de stoklarda yok. Sadece bir site vardı. O sitenin de adını vermeyeyim. Orada Pluto ürünlerine baya hani yer verilmişti. Ama normalde bu ürünün fiyatı 500, 600, 700 TL bandında. O sitede 300 küsür liraydı. O yüzden ben onun sahte olabileceğini düşündüm. Umarım yakın zamanda Pluto stoklara sokar bu ürünü. Çünkü birçok arkadaşım da zaten bitenler videosunun altına yazıyorsunuz sizler. Kardelen stoklarda yok, ne zaman gelir biliyor musun falan diye bana da soruyorsunuz. Ben de bilmiyorum arkadaşlar ama gelince lütfen beni de haberdar edin. Benim de tekrardan alıp kullanmak istediğim bir ürün. Bu arada galiba bir ya da iki tane de stokladım. Annem de çok seviyor bu ürünü. Bir de bunun yanı sıra Pruto markası zaten her ürününde vegan, hani vegan yani içerikleri. Onu da söylememde fayda var. Çok kısaca ve hızlıca şu iki tane duş jeli bitirdim ve zaten bunları daha önce sizlerle paylaşmıştım. Yeşil markanın çilekli duş jelini bitirdim arkadaşlar. Bir de bu Shower Gel Bioloft markasının Turkish Hamam diye bir duş jeli vardı. Onu bitirdim. Dediğim gibi ben bunları zaten daha önceden de kullanıp bitirdiğim ürünler olduğu için böyle detaylı ele almıyorum. Diğer videolardan isterseniz hani yorumlarıma bakabilirsiniz diyorum. Ve bunun yanı sıra Clorane markasının şampuanını, bu ikinci olması lazım. Bunu da hani daha önceden ele almıştım. Papatya özlü olanını bitirdim. Bunu da zaten kullanmamdaki en büyük sebep hani saç rengim biraz daha sarıya dönsündü. Ama hani yazın tabii güneş ve deniz olduğu için yani denize girince ve güneşle beraber çok daha kolay açılabildiği için saç rengim. Benim yani yazın açık kumral, kışında koyu kumral aslında ama diplerim bayağı koyu. Özellikle kışın bayağı koyulaşıyor. Neyse yazın ben bundan bir 3-4 tane Yunanistan'dan almıştım. Türkiye'de bulamadım. Hani gittiğimizde oradan bir arkadaşım söylemişti kesin al diye. O yüzden oradan stoklamıştım. Yazın kullanmaya devam edeceğim diye düşünüyorum. Ve yine birkaç videoda bahsetmiştim yani eminim. Ben hani size dedim ya böyle yağ bazlı temizleyici ile yüzümü iyice temizliyorum geceleri. Sonra su bazlı temizleyici, sonrasında da hani musluk suyu daha pis olduğu için böyle bir termal suyu hani sıkıyorum ve böyle 5 dakika kadar yani 4 dakika 5 dakika bazen böyle hani 10 dakika bekliyorum ki onu iyice emsin cildim. Ondan sonra toniğimi ve işte ne sürüyorsam onları sürmeye devam ediyorum. Bu son zamanlarda Vichy'nin termal suyunu bitirdim. Memnun kaldım arkadaşlar ama bunu bir daha almam.
Çünkü şu anda Avenue'ninkini açtım ve ben hani Paris'e, Fransa'ya gitmiştim. O vlogu siz daha izlemediniz, daha onu bitiremedik. Ama Paris vlogu da gelecek. Zaten hani Aven bir Fransız markası olduğu için orada çok uygun fiyatlıydı. Aven'in termal suyunu açtım ve denedikten sonra dedim ki bir daha hiçbir termal suyunu almıyorum, ben bunu kullanıyorum. Bu arada Vichy de Fransız olması lazım. Bildiğim kadarıyla bu da Fransız. Bakayım hemen. Londra diyor ama Vichy Fransız markası olması lazım. Şuraya ya da buraya ben bunu araştırıp yazarım size ama yani eminim %90. Neyse, yani Aven çok daha iyiydi. O yüzden hani bundan da memnun kaldım ama Aven'i alırım diye düşünüyorum. Yine arkadaşlar, son zamanlarda benim kullanıp gerçekten memnun kaldığım, zaten hani şu anda ele aldığım birçok üründen hep memnun kalmışım. Dediğim gibi yani böyle bayağı bekleyen bir 20-25 ürün daha var. İçinde memnun kalmadığım ürünler bu arada olursa onları da sizinle paylaşıyorum, biliyorsunuzdur. Neyse, bunların hepsinden bayağı memnun kalmışım. Mizon markasının Snail Repair Intensive Gold Eye Patch gözaltı maskesini kullandım ve bitirdim. Ben son zamanlarda böyle normalde hani haftada bir yapıyordum ve bir tane koyuyordum ama hani böyle bir tane koyduğunuz zaman şuralar açıkta kaldığı için hem buraya hem de buraya koymaya başladım. Dolayısıyla da hani zaten haftada bir yapıyorum da diye çok daha iyi geldi ve bunu 10 dakika hani 15 dakika bekletiyorum. Ondan sonra da güneş kremimi sürüyorum. Ben bundan memnun kaldım dediğim gibi. Şimdi kullandığım başka bir eye patch var ama onu daha bitirmedim. Bitmesi için sadece kullanıyorum ama o kadar memnun kalmadım ki. Gerçekten hiç memnun kalmadım. Yani yapmasalardı daha iyiydi. Sadece dediğim gibi hani para verdim ve bitsin diye kullandığım eye patch. Ama onu sizinle paylaşacağım ve bunu bence almayın dediğim bir ürün. Ki benim genelde böyle arkadaşlar bunu almayın, hiç memnun kalmadım dediğim, hani ben memnun kalmadım ama memnun kalanlar belki olabilir derim. Böyle net konuşmam ama o ürün hakkında biraz net konuşacağım. Neyse, konumuz bu. Bundan memnun kaldım arkadaşlar. Hani bence yine böyle bir 25 yaş üstüne öneririm. Hani 25 yaş altının belki çok ihtiyacı olmayabilir. Belki hani bütçenizi başka bir ürüne ayırmak isteyebilirsiniz diyorum. Ve sıradaki ürünümüze geçiyorum. Son zamanlarda Herbaderm markasının Hello Clean diye yağ bazlı temizleyicilerini keşfettim. Ve ben aldığımda bir iki ay önce böyle dört rengi vardı zaten. Hani bu mesela mavi olan yağ bazlı yok. Yağ bazlı ciltler için. Yağlı ciltler için olanı, böyle kuru ciltler için olan var, işte normal ciltler olan, normal ciltler için olan, hani dört farklı yağ bazlı temizleyici üretmişler. Ve o kadar makul fiyatlıydı ki hatta bir arkadaşıma da hediye almak istedim. Çok memnun kaldım. Sadece en büyük eksisi ne biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir spatula çıkıyor ama bunu koyacak bir yer yok. Ve hani bunu böyle üzerine koyduğunuzda sonuçta gün içinde tozlar falan geliyor. Keşke bunu bu şekilde ayrı olarak değil de şöyle içine hani vardır. Benim hani kullandığım ve size önerdiğim vardı ya. Hatta onu da önümüzdeki bir tane videosunda ele alacaktım da şimdi onu da ele almış olayım. O zaman toplamda bu videoda sizlerle 19 adet ürün paylaşmış oluyorum arkadaşlar. Şu Mizon'un Skalironik yağ bazlı temizleyicisi vardı. Bu ikinci bende bir tane. Yani iki kez işte kullandım. İkinci şişem. Şişem değil işte, ikinci kullanımım bunu, kutuyu. Bunun böyle üzerinde şöyle spatulası var ve yakınlaştırıp göstereyim size netlerse. İnanılmaz güzel çünkü böyle koyuyorsunuz bakın ve şöyle kalıyor. Yani bence muhteşem bir teknoloji ve bundan çok memnun kaldım ama tabii ki de bunun fiyatı, yani bunun minimum bir iki katı ya da üç katı. Tabii ki içeriği bunun çok iyi. Zaten Sika hani özlü bir yağ bazlı temizleyici. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi mesela buna bu kadar para, ben hani bütçem dahilindeyse ya da indirime girdiyse kesinlikle bir daha alırım. Çok memnun kaldım. Ama hani içeriği çok iyi olsa bile yağ bazlı temizleyicinin, zaten kötü olanı almayın. Hani çok az kalıyor. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika kadar ovalıyorsunuz ve hani sonra yıkadığınız için bir kreme ya da
bir toniğe, bir esansa hani daha çok bütçe ayırmanızda fayda var diye de düşünüyorum. Buna gelecek olursak genel olarak fiyatı çok uygundu. Hatta makul fiyatlı yağ bazlı temizleyici arıyorsanız bunu bir deneyin derim. Sadece cilt tipinize göre olanı seçin. Ve squalen ve bisabolol var içinde. Özellikle cilt kızarıklığına çok iyi geliyormuş. Ve şöyle cilt kızarıklığını azalttığını iddia ediyor ama ben buna inanmıyorum. Yani benim cilt kızarıklığımı azaltmadı ama nemlendirme sağladı ve de iyi temizledi, onu da söyleyebilirim. Bu şekilde şimdi pembe olanı kullanıyorum. Hatta sizlerle o pembe olanı böyle beraber bir kullanırsan çekerim. Siz de onu ben böyle anlatırken ilerleyen videolarda yan tarafta görebilirsiniz. Son zamanlarda iki tane de maske kullandım arkadaşlar. Şu zaten Neutrogena'nın hani el maskesi. Bunu bir daha anlatmayayım. Önceki videolarda bu benim yani çok ara ara aldığım ve kullandığım bir ürün. Memnun kaldığım bir ürün ve uygun fiyatlı yine hani nispeten. Şu Dr. Jart markasının Cairo Rubber Allantoin'li maskesi vardı. Bunu Sephora'larda bulabilirsiniz. Yalnız fiyatı gerçekten uygundu. Ben ilk bunu sanırım 1-1,5 sene önce kadar keşfettim ve yine hani nispeten pahalıydı ama uygundu. Yani o kadar wow ne fiyat bu falan demiyordum. Son zamanlarda zaten Sephora'da da hep olmuyor. Yani ben öyle yolumun üstünde hani görürsem sadece bu maskeyi almak için giriyorum. Çünkü benim cildime hem bu hem de mavi olan bayağı iyi geldi. Zaten ayda bir falan yapıyorum. Çünkü o kadar pahalı ki. Yani ne kadar oldu en son hani bu videoyu yayına aldığımızda sizin için bakarım, olmadığı ekrana yazarız. Ama gerçekten yani bir maske bu kadar olmamalı. Tamam biliyorum içinden şöyle bir tüp çıkıyor. Çok iyi yani zaten rubber böyle bir elastik bir maske bu, normal hani kağıt maske değil. Ama yine de çok pahalı. Bunları diyorum, ben çok memnun kaldım üründen. Yani bütçeniz dahilindeyse evet alın. Sadece ürünleri size anlatırken özellikle pahalı olduğunu düşündüğüm için yani böyle şey oluyorum ya, hani bunları anlatıyorum ama gerçekten çok pahalandı. Ben alırken böyle iki kere üç kere düşünüyorum. Hani normalde mesela 10 günde bir yaptım bir maskeyi de artık ayda bir yapıyorum gibi. Ben böyle bir yöntem buldum. Belki siz de böyle hani hiç denemediyseniz deneyebilirsiniz diyorum. Şimdi bir önceki videoda sizinle bir parfüm paylaşmıştım. O yüzden hani bu videoda da yine son zamanlarda bitirdiğim bir parfüme yer vereyim dedim. Bu Marc Jacobs'ın arkadaşlar Daisy parfümü. Buna eminim aranızda kullananlarınız, hatırlayanlarınız vardır. Ben liseye falan giderken hep bunu kullanırdım ve ah çok severdim. Böyle çiçek kokularını ben çok seviyorum. Ve bana çok hitap eden bir koku. Sadece parfüm daha doğrusu. Sadece zaten böyle çiçek kokuyor. Çok fazla durmuyor üstünüzde. Yani hani kardelen ben bir parfüm alayım ve üzerimde uzun süre kalsın, hani gün boyu böyle o dayansın diyorsanız o bu parfüm değil. Bu arada notalarına bakmadım ama notalarını ekrana yazacağım sizin için. Bunun hani notaları nedir hani yoğunluklu olarak böyle sıralama yapacağım. Ona göre bir bakarsınız. Sizin sevdiğiniz bir parfüm müdür değil midir, ona göre karar verirsiniz diyorum. Ve son artık ürünlere geçiyorum arkadaşlar izninizle. Ben bir yaramazlık yaptım ve bunu itiraf etmek istiyorum. Şimdi şöyle ki ben normalde böyle rimelleri 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kullanırım diye düşünüyordum. Yani tabii ki işte benim bildiğim 1 yıllık bir süresi var diye biliyordum ama 6 ay kullanma yani 6 ayda bitirmemiz gerektiğini bilmiyordum rimelleri. Ve Yağmur Vardar'ın bir videosunu izlemiştim galiba böyle ve o özellikle üzerinde durmuştu hani rimellerinizi sakın 6 aydan fazla kullanmayın diye. Sonra ben bir baktım benimkiler 1 yıllık 2 yıllık falan genellikle rimeller ve gözde tabii ki çok hassas bir bölge olduğu için dedim ki kardelen ne yapıyorsun hani boşu boşuna aldın öyle. Bir ara çünkü böyle hani bu rimel iyi deniyordu alıyordum, hani vardır ya böyle bilinçsiz bir şekilde aa bu iyiymiş alayım falan diye saldırdığımız ürünler vardır. Benim için bu ürünler hep rimel oldu. Çok değişik bir şekilde diyeyim. O yüzden şöyle tabii ki hepsini kullandım. Ama bitmedi. Yani dediğim gibi uzun süredir benimle bu rimeller. Tek tek ele alayım. Şimdi Essence'ın
Extreme Crazy Volume maskarası. Yani bu iyi ama benim zaten kirpiklerim çok uzun, yani orta uzunlukta, ne çok uzun ne çok kısa ne çok fazla, yani gayet normal kirpiklerim var. Bu bana biraz fazla geldi. Yani eğer azsa, seyrekse kirpikleriniz ve böyle ekstra siyahlık istiyorsanız güzel. Zaten hani baya böyle yoğun bir yapısı vardı bu maskaranın, öyle hatırlıyorum. Öyle bir etki istiyorsanız siz kirpikleriniz için bunu önerebilirim. Bu da fena değildi. Bu da Lash Paradise L'Oreal'in. Bu da hani çok önerildiği için almıştım ama hani ben de öyle wow inanılmaz nasıl bir etki yarattı ya dediğim bir ürün olmadı. Ama şöyle söyleyeyim, hani bu Essence'ın kimi bu mu derseniz de bunu öneririm. Şimdi bu yine Lancôme'un Monsieur Big olan maskarasına geçecek olursam, bu da arkadaşlar yani Essence gibi bayağı böyle volüm veriyor ve yine seyrek kirpikleri olanlara özellikle öneririm. Yani bende böyle çok belirginleşti. Yani tabii ki de maskara belirginleştiriyor ama böyle ekstra belirginleştirdi ve ben onu hiç sevmediğimi anlamıştım. Babyroll'dan ama L'Oreal'in çok memnun kaldım. Bu böyle biraz daha inceydi. Yani demin paylaştığım bir tık daha böyle kalınlaştırıyor. Yani siyahlığı daha fazlaydı. Ama bunun zaten fırçadan dolayı da daha ince bir yapısı vardı. Bundan mesela çok memnun kaldım. Bir de NYX'in On The Rise maskarası. Bu da fena değildi ama ben şöyle söyleyeyim size. Benim bir numaram bu 5'i içinde Babyroll oldu. İkincisi de şu Lash Paradise olmuştu. Siz tabii ki de yani bu anlattıklarıma göre karar verebilirsiniz. Bu arada Babyroll biraz fazla volüm veriyor ama öyle siyah siyah hani böyle ben hani takma kirpik takmışsınız etkisi bence yaratmıyor. En azından benim kirpiklerimde yaratmadı. Onu söyleyebilirim. Ve bunu zaten kaç kere aldım. Yani önceden hiç kullanmamıştım ve ilk böyle kullandıktan sonra dedim ki tamam budur. Yani bundan sonra bunu her daim alacağım. Klinik markasının arkadaşlar zaten Black Honey ruju diyeyim ama hani bu çok değişik bir ruj. Dudaklarınızın rengini alıyor ve özellikle böyle hani esmerseniz 2-3 kat sürdüğünüzde bayağı belirginleştireceğini düşünüyorum. Ben de böyle pembelik bırakıyor. Zaten şu anda dudağımda gördüğünüz renk o. Gerçi çıkmış ama. Böyle şey bir rengi yok. İşte kırmızılık veriyor, bordoluk veriyor değil. Tamamen sizin dudağınızın tonuna göre bir renk veriyor. Ben çok memnun kaldım. Hatta bunu denemeli bitti de şöyle göstereyim size. Yani bayağı güzel. Ama fiyatı da arttı. O yüzden indirimleri beklemenizi öneririm. Bir bitenler videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Aslında böyle daha kısa kısa anlatayım istiyorum ama sonuçta hani bir ürünü anlatırken öyle bunu kullandım memnun kaldım, bunu kullandım memnun kalmadım diye geçmek istemiyorum. O yüzden biraz detaylandırmayı seviyorum. Umarım siz de izlerken bu anlamda biraz da olsa size katkısı olmuştur. Ya da ben bunu mu alayım, şunu mu alayım, Kardelen ne önerirsin falan diye sorularınız varsa kafanızda, hani umarım bunları da biraz olsun cevap vermiştir. Bu arada konudan bayağı bağımsız, yani cilt bakımıyla hiç alakası yok ama ben Münih'e gitmiştim. O vlog da gelecek Münih'e. Annemle gittik. Çok da güzeldi. Sadece çok soğuktu. Neyse Münih'ten böyle iki tane bir gofret bir de çikolata almıştım arkadaşlar. Bu da böyle bonus olsun. O kadar sevdim ki yani bir şu şöyle yakınlaştırayım size çünkü görselini bulamayabiliriz. Şu marka ve şu. Ben zaten netle değil. Ben zaten Hindistan cevizine bayılırım ve bu çikolataya öldüm. Hayatımda yediğim en iyi Hindistan cevizi çikolataydı ki ben bayağı denedim. O yüzden Almanya'ya gideniniz, geleniniz yani varsa bir şekilde bana ulaştırırsa, bundan alırsa ben tabii ki de ödemesini yaparım. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz yani. Bir de şuna bayıldım. Ben de gidersem bunlardan stoklayacağım. Yani şöyle göstereyim de size ürünü bir. Bayağı iyiydi. Tabii ki de ya hiçbir şekilde sağlıklı değil yani onu biliyorum ama Türkiye'de bulabileceğim ürünler olduğunu sanmıyorum. Ya da varsa böyle Almanya'dan ya Alman çikolata markalarını satan bildiğiniz bir yer, onu da yorumlara da yazabilirsiniz isterseniz ama Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Gel Joy seninle çekelim.
bitirelim. Oy, benim oğlum geldi. Yani arkadaşlar, onları da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten bayıldım. Yani böyle 10 üzerinden 9,5, hatta 10 üzerinden 10 verdiğim gofret oldu ki ben o kadar tatlı yemiyorum. O kadar artık tatlı sevmiyorum. Buna rağmen bayıldım. Ve artık videomuzu burada kapatalım. Değil mi Joy? Joy, bakalım mı? Ya bak, merhaba demek ister misin? Tamam, bırakacağım ya. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz bir yerlere, ya şuraya ya buraya Instagram'ı bırakıyorum arkadaşlar. Oradan zaten hem anlık storylerden hem de yani post paylaşıyorum. Beni daha yakından tanıma şansınız olur. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bir de hani bazen böyle gerçekten izliyoruz. Yani ben aslında yapmıyorum ama YouTube'a başlamadan önce yapıyordum. Hani böyle birçok videoyu izliyordum. Aman ne abone olayım, ne like atayım ya, umurumda değil falan diyordum. Ama bu, emin olun, hani geri dönüşünüzü göstermenin bir yolu. O yüzden bunu da es geçmezseniz çok sevinirim. Kocaman mahalo diyorum o zaman size. Her hafta 6'da, her hafta cuma günü 6'da video yayına giriyor. Zaten hani dediğim gibi haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bir dakika. Hoşça kalın demeden hemen önce, sizin de önerdiğiniz ürünler varsa onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hani hem kullanıp memnun kaldığınız hem de sizde hassasiyet yaratan belki ürünler vardır. Onları da arkadaşlar yorumlarda paylaşırsanız hem ben hem zaten arkadaşlarımıza, yani okuyan, yorumları okuyan herkes de faydalanır diye düşünüyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Böyle, nasılsınız arkadaşlar ya? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Hayatınızda neler oluyor, bitiyor? Ben iyiyim genel olarak, her şey yolunda. Sizlerle böyle bir şeyler paylaşınca da ekstra heyecanlanıyorum. Havalar bu arada çok soğudu bir anda. Dün yine iyiydi, bugün çok soğudu. Neyse, ben zaten soğuk hava seviyorum, o yüzden benim için sıkıntı yok. Bir de bugün yani ocağın sonundayız ama 30 Ocak doğum günüm. Doğum günüm geldiği için de ekstra heyecanlıyım. Öyle, görüşürüz.